Merhabalar arkadaşlar, Örgü Diyar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel üç renkle çok güzel bir tığ işi model anlatımı yapacağım. Kullandığım tığım bu şekilde, şöyle göstereyim, 1,6 milim. Şimdi hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Evet arkadaşlar, zincir çekerek modelime başlayacağım. Modelim zincirimin üzerine kurulacak. Yapacağınız işin büyüklüğünde zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben küçük bir anlatım yapacağım. İki üç model üzerinden kısa bir anlatım yapacağım. Videom çok fazla uzamasın. Çünkü çok zor bir model değil arkadaşlar. Hemen anlaşılabilecek bir model. Evet, bu kadar zincir yeterli benim için. Şimdi tığıma ipimi alıyorum arkadaşlar. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimden bu şekilde ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bir zincir atlıyorum. İkinciye bir trabzan daha yaptım. Bir zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Bir zincir atladım. İkinci zincirimden bu şekilde bir trabzan daha yaptım. Bir zincir, bir atlıyorum. İkinci zincirime. Evet arkadaşlar, bu şekilde kutucuklar oluşturacağım ilk sıramda. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Ben şimdi hemen bu kısmı tamamlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar, kutucuklarımı tamamladım bu şekilde. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim. Burada 4 tane zincir çektim ve tığımı çevirdim. Pardon, modelimi çevirdim arkadaşlar. Tığıma ipimi alıyorum. Bakın, bu İlk trabzanımı tepesine bu şekilde bir trabzan daha yaptım. Şimdi hiç zincir çekmeden hemen ikinci boşluğumu arkadaşlar, şuradan. Burayı isterseniz üçlü trabzanlar yapalım. 1 2 3. Bakın, aynı kutucuğun içine 3 tane bu şekilde trabzan yaptım. Şimdi 1 2 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Hemen yanındaki kutucuğun içinden tekrardan 1 2 3. Bakın, bu şekilde 3 3 6 tane trabzan yaptım. Ortasında 2 tane zincirim var. Şimdi hiç zincir çekmeden tığıma ipimi alıyorum. 1 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğumdan tekrardan buraya trabzanlarımı yapacağım arkadaşlar. 2 3 1 2 zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. Hemen bakın, bu boşluğa yapmıştım. Hemen yanındaki boşluğuma yine 3 tane trabzan yapıyorum buraya da. Ve hiç zincir çekmeden tığıma ipimi aldım. 1 2 boşluk atladım. 3. boşluğumun içinden tekrardan 3 tane trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çektim. Tığıma ipimi aldım. Bir yanındaki boşluktan tekrar 3 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi
Burada kenar kısmıma geldim. Pardon, zincir çekmiyorum arkadaşlar. Tığımı ipimi aldım. Bu alttaki bir tane trabzanın üzerine yine trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Ve kenar kısmımda bu kutucukları sıra sonuna kadar yapacağım işin büyüklüğünde bu şekilde devam ettireceğim. Başta ve sonda bu şekilde kutucuklarım ilerleyecek. Bakın arkadaşlar, bu şekilde modelim oluşacak. Şimdi hemen 1-2 zincir çektim ve modelimi çevirdim. Şimdi burada ilk yaptığım trabzanımın tepesinden bu şekilde sık iğneyle modelimi tutturdum ve burada bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Tığıma ipimi aldım. Bakın bu ortada iki zincir çektiğim yer. Tığımı oradan geçirdim. İpimi uzatıyorum. Ve buraya bir tane trabzan yapıyorum. Hemen yanına iki. İpimi uzatarak yapıyorum arkadaşlar. Trabzanlarımı, ikili trabzan. Üç. Dört. 5 ve 6. Bir zincir çektim. Bakın burada alt sıramda şurada iki trabzanımın ortasından oluşan boşluktan sık iğneyle bu şekilde tutturdum modelimi. Bakın bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Ve yine tığıma ipimi alıyorum. Şimdi burada ortadaki iki zincirimin olduğu yerden tığımı geçirdim. Ve yine 6 tane bu şekilde ipimi uzatarak trabzanlarımı yapıyorum arkadaşlar. 2, 4, 5 ve son 6. Yine burada ortadaki boşluğumdan sık iğneyle tutturdum. Bakın bu şekilde bir zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi alıp uzatarak ipimi, trabzanlarımı yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum arkadaşlar. İpimi uzatıyorum. 6 tane, 4, 5 ve 6. Bakın bu şekilde tekrar bir zincir çektim. Burada kenar trabzanım vardı. Hemen oradan sık iğneyle bu şekilde tutturdum. 1-2 zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine burada bir zincir atlıyorum ikinci zincirimden. Bu şekilde bu sıramı tamamlamış oldum. Şöyle yakından göstereyim. Şimdi bir üst sıraya geçeceğim ve hemen burada ikinci rengimi alacağım arkadaşlar. Evet, ikinci rengimi aldım arkadaşlar. Burada hemen beyaz ipimin içinden geçirdim. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim yine ve modelimi çevirdim. Tığıma ipimi aldım. Bu aşağıda bakın iki zincir yapıp sık iğnesiyle tutturmuştum. Hemen oradan, yani kenar trabzanımın tepesi oluyor yine, oradan tığımı geçiriyorum ve yine üçlü bir trabzan yaptım bu şekilde. Şimdi tekrar tığıma ipimi aldım. Burada bakın arkadaşlar, her bir trabzanımın ikili trabzanlar yapmıştım. Arkasından geçerek arkasından tığımı geçirdim. 1, 2, 3.
Üçlü trabzanımı yaptım. Tekrar tığımı ipimi aldım. Bakın ikinci trabzanımın arkasından geçtim. Üçlü bir trabzan daha yaptım. Üçüncü trabzanımın arkasından geçtim. Bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım. 1-2 zincir. Tekrar tığımı ipimi aldım. Burada yine 3 trabzanım kaldı. Yine onların üzerine tığımı arkasından geçiriyorum. Bakın bu şekilde. 3 tane trabzan yapıyorum. Evet, orada da hiç zincir çekmiyorum. Tığımı ipimi alıyorum. Hemen bir yandaki trabzanımın arkasından tığımı geçirerek devam ediyorum. Yine burada 3 tane trabzan yapacağım. Ve ortaya 1-2 zincirimi çekiyorum. Tekrar tığımı ipimi aldım. Burada 3 tane daha trabzanımı yapacağım aynı şekilde. Ve yine tığımı ipimi alıyorum. Bir yandaki modelime geçiyorum. İlk trabzanın arkasından tığımı geçirdim. İkinci trabzanım. Ve üçüncü trabzanın arkasından geçtim bu şekilde. İki zincir çektim. Bir. İki. Üç. Şimdi kenar kısmıma geldim tekrardan arkadaşlar. Tığımı ipimi aldım. Burada yine kenar trabzanımın üzerine bu şekilde trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Yine ilk sıradaki gibi en kenardaki trabzanımı yaptım. Burada yine kutucuğum boş olarak devam edecek. Bu şekilde bu sıramı da tamamladım. Şimdi 1-2 zincir çektim. Modelimi çevirdim. Yine bu kenar trabzanımın üzerinden bakın arkadaşlar bu 6 tane trabzan modelim. Şuradaki trabzan kenar trabzanım karışmasın arkadaşlar bu kısım. Ve şimdi yine bu alt sıradaki gibi bir zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar tığımı ipimi aldım. Ve yine ortadaki boşluğumdan tığımı geçirdim. İpimi yine uzattım. Ve buraya 6 tane trabzanımı ipimi uzatarak yapacağım arkadaşlar. Bakın bu şekilde 6 trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Ve burada tam iki modelimin ortasına bu şekilde sık iğneyle tutturdum. Tekrar bir zincir, tığımı ipimi aldım. Yine boşluğumun içinden ipimi uzatarak 6 tane trabzanımı yapıyorum. Modelim bu şekilde arkadaşlar, iki sıradan oluşuyor. Taban kısmında farklılıklar olduğu için biraz daha göstermek istiyorum. Kafanız karışmasın. Toplamda modelim 2 sıradan oluşuyor ama yine buraya 6 tane trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Bakın orta boşluğumdan sık iğneyle bu şekilde tutturdum. Bir zincir, tığımı ipimi aldım.
ve son boşluğumun içinden yine trabzanlarımı uzatarak 6 tane bu şekilde trabzanımı yapacağım. Bir zincir çektim ve yine burada bakın kenar trabzanım vardı. Şöyle göstereyim. Yine kenar trabzanımdan sık iğneyle bu şekilde tutturdum. Ve burada bir iki zincir çektim. Hemen kenardaki zincirlerime bu şekilde tutturdum. Şimdi bir üçüncü rengime geçeceğim. Dilerseniz bu modeli iki renkli de yapabilirsiniz ama ben üç renkli çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi hemen üçüncü rengimi burada alıyorum. Ve bu şekilde ipimi buraya sabitledim. 4 zincir çektim. Tığla ipimi alıyorum. Burada yine bakın kenar trabzanımın üzerinde biraz önce sık iğne yapmıştım. Aynı yere üçlü trabzanımı yaptım bu şekilde. Tığla ipimi aldım. Ve yine burada her bir trabzanımın arkasından tığımı geçirdim. Ve yine buraya üçlü trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. 2 3 3 tane trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim, tığımı ipimi aldım. 1 2 3 6 trabzanım vardı. 3 3 ayırdım. Ortaya 2 zincir çektim arkadaşlar. Bu sıra yine diğer sıramdaki gibi aynı şekilde devam edecek. Ve bakın burada kenar kısmıma geldim. Tığla ipimi alıp yine buradaki kenar trabzanımın üzerine bu şekilde tığımı bu şekilde trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Burada yine kenar trabzanımın üzerinden bu şekilde bu sıramı da yapmış oldum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum ve modelimi çeviriyorum. Bu sırayı da göstereyim. Bundan sonra model anlatımımı tamamlayacağım arkadaşlar. Kenar trabzanımın üzerinden bu şekilde sık iğneyle tutturdum yine. Bir zincir çektim. Tığla ipimi aldım. Bakın bu ortadaki boşluğumdan tığımı geçirdim ve ipimi uzattım. 1 2 2 aşamada kapatıyorum. İpimi uzattım. 1 2. Bu şekilde uzatarak yine 6 tane trabzanımı yapıyorum arkadaşlar. 6 trabzanın ortasında zincirim yok bu sırada. Aşağı sırada bir alt sırada zincirim vardı. Bu sırada zincirim falan yok. Bakın alt trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Ve burada modelimin ortasından şu şekilde sık iğneyle tutturdum. Bir zincir çektim. Tığla ipimi aldım. Ve yine buraya ipimi uzatarak 6 tane trabzanımı yapacağım arkadaşlar. Bakın bir zincir modelimin ortasına sabitliyorum ve tekrar bir zincir hemen yanda bakın buradan 6 tane trabzanımla devam edeceğim. Evet modelim bundan sonra kendini tekrar ediyor arkadaşlar, farklı bir işlemim yok. Dediğim gibi iki sıradan oluşuyor, bir bu sıra bir bu sıra. Renk sayısını arttırabilirsiniz ya da dilerseniz iki renkli yapabilirsiniz. Ama tek renkli modelim çok göstermeyecektir. Tek renk yapmanızı tavsiye etmiyorum. Şimdi daha büyük parçada ben sizler için denemiştim. Modelin daha büyük halini görün diye. Hemen şimdi sizlerle onu paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar, modelimin ilerlemiş hali bakın bu şekilde olacak.
Çok çok güzel bir model. Arkası da bu şekilde gayet temiz duruyor. Önü de bu şekilde. Bakın şöyle şu kısımlarda detayları da var ama içte kalıyor. Dilerseniz yine bu kenar kısımlarındaki altı trabzanlı kısmı çevirerek buradaki iplerimi gizleyerek kenar temizlememi de yaparım. Gayet güzel olur. Bu modelden çok güzel battaniye olur arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten dokusu falan da gayet yumuşak. Bebe yününde de deneyebilirsiniz aynı modeli. Çok güzel yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Çok kolay ve hızlı ilerleyen bir model. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Yine dilediğiniz farklı yerlerde de modeli kullanabilirsiniz. Atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Çok çok güzel duracağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak bana destek olursanız, fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.